Dramada en önemli şey tanımak, tanışmak. Ama önce kişinin kendisini tanıması. Şöyle bir sözümüz var, bu da çok önemli. Dünyanın en güzel sesi kişinin kendi isminin sesidir. Bir insan yoktur ki ismi söylendiğinde mutsuz olur. Üniversitede okuduğumuzda hoca bizim ismimizi ezberlediğinde çok mutlu olur. Tabii ezberlemesinin iki sebebi olabilir. Ya çok artıdır ya da eksidir. Peki, bir isim çalışması yapalım mı? Evet, 9 kişi istiyorum. Ama şöyle bir şey yapalım. Bugün herkes sahneye çıkmaya çalışsın. Aynı kişiler değil de farklı kişiler gelsin bakalım. Haydi bakalım. Evet. Siz sabahtan beri her oyunda varsınız. Peki hadi gelin tamam. 9-10 olduğunda biter. 10 olduğunda biter. Şimdi dramada birileri izleyip birileri oynamaz. O yüzden siz de ayağa kalkacaksınız. Onlar şanslı 9 kişi. Evet biraz öne alalım sizi. Öne alalım sizi. 10 olduk mu? Evet. Şimdi isim çalışmaları. Hep şöyle tanıştırdık çocukları. Adını soyadın, annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor, otur. Hep böyle kızarırdık, bozarırdık söylerken. Artık bunları yapmamamız gerekiyor eğitimde. İlk önce isimlerden başlamamız gerekiyor. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Tabii. Evet. Peki. Şimdi ben ismimi söyleyeceğim. Ben ismimi söyleyeceğim. İsmimi heceleyerek söyleyeceğim. Her hecede bir hareket yapacağım. Yok siz... Önceki oyunla karşılaştık. Evet. İsmimi heceleyerek söyleyeceğim. Her hece bir hareket yapacağım. Hepimiz bunu tekrarlayacağız. Sonra sen ismini söyleyeceksin. İsmini heceleyeceksin. Ama farklı hareketler yapacaksın her hecede. Hepimiz tekrarlayacağız. Böyle 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 gidiyoruz. Tamam mı? Ben başlayayım. Evet. Bir uygulayayım. Hazır. Tolga. Bir daha. Çok güzel. Hareketlere ve isimlere dikkat edin. Güzel. Olabilir, sıkıntı yok. Hayır, farklı hareketler yapacağız. Melek. Harika, hep beraber. Melek. Bir daha. Melek. Harika. Hümeyra. Tekrar yapıyoruz. Hümeyra. Şimdi ben, Melek, Hümeyra. Üçünü arka arkaya yapıyoruz. Evet. Hazır. Ooo. Biraz uyarsın. Harika. Evet. Hazır. Başla. Tolga. Melek. Hümeyra. Harika ya. Buradan bir kendinizi görseniz var ya. Yani. Evet. Evet. Seda. Bir daha. Seda. Tekrar yapıyoruz. Seda. Harika. Evet. Devam ettik. Nurca. Evet. Nurca. Bir daha. Harika. Devam ediyoruz. Emre. Dur Emre göremedim seninkiler. Emre. Emre. Bir daha. Emre. Harika. Büşra. Büşra. Tekrar. Büşra. Bir dakika. Büşra'ya kadar tekrar edebilir miyiz? Evet. Bir deneyelim bakalım. Çok tekrar yapmadık ama bir deneyelim. Hadi bakalım. Hazır. Başla. Çok güzel, Büşra. Devam ettik. Evet, bir daha yapalım. Reyhan. Tekrar. Reyhan. Harika. Harika. Hep beraber. İpek. Bir daha. İpek. Harika, çok güzel. Evet. Esra. Tekrar yapıyoruz. Esra. Harika. Furka. Tekrar öpüyoruz. Urka. Bir alkışlar daha arkadaşlar. Peki. Şimdi. Yemez hocam hoş geldiniz. Tabii bu isim oyunu oynadıktan sonra isimlerle ilgili farklı oyunlar oynuyoruz. Sonra doğaçlama çalışmalarına geçiyoruz. Mesela isminin hikayesi, ismin nasıl kurulur, onunla ilgili doğaçlama çalışmalarını yapıyoruz.
tanışma etkinliğimizde ilk gün yaptığımız çalışmalardan biri. Evet. Drama sürecinin temel amacı kişinin kendisini ifade etmesidir. Kişinin kendisini ifade etmesidir. Şunu karıştırmayalım. Tiyatro ile drama veya drama ile oyun aynı şey değildir. Tiyatro bir yetenek, beceri, performans isterken dramada amaç kişinin kendini ifade etmesi, kendini geliştirmesidir. Şimdi farklı derslerde drama uygulama dedikken bunları farklı derslerde... Bu arada çok özür dilerim, şu etkinliği konuşmayı unuttum. Bu etkinlik ilk okuma yazma öğretiminde kullanılabilir. Heceleri çocuklar yanlış biliyorlar değil mi? Evet, Tolga o yazarken yanlış bölmeleri engelleyebilir. Evet, görsel ve işitsel hafızayı geliştirebilir. Değil mi? Ezberliyorum, kodluyorum. Peki şimdi... Şaşırmadan hemen söylediyor. Evet. 5 tane kız, 5 tane erkek öğrenci istiyor. Kadrolar var. Kadrolar, evet. 5 kız, 5 erkek. Onları 2 ayrı grup yapacağım. Evet, gelebilirsiniz. Valla hiç şey yok. 10 kişi oldu mu biter. Süreç kapanır. Evet. Evet. Şimdi kimse çıkmıyor. Evet. Erkeklerden geliyor. Kızları böyle alayım. Kızları böyle. Evet. 2, 4, 5. Hadi bakalım 4 tane derken. O sabah birbirine sarılanlar vardı. Ne bunlar? Gelin bakalım. Sizi unutmayacağım. Gel. Evet. Çok güzel anlar yaşadık. Sabah. Çok duygusal anlar. Aa hocam teşekkür ederim. 4. Hala bir erkek eksik. Evet. Hadi. Haydi. 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 Gel gel gel. Peki. Şimdi. Erkekleri böyle alalım, kızları böyle alalım. Şimdi bir yarışma yapacağız kızlar ve erkekler. Biraz daha hoş olsun, eğlenceli olsun. Özellikle kızlar ve erkekler diye ayıralım. Size bir şaşırtmaca söyleyeceğim. Şaşırtmaca söyleyeceğim. İlk önce örneğin kızlar bahçe. Bu şaşırtmacıyı birinci kişi söyleyecek. Birinci kişi şaşırtmacıyı tam olarak söylediğinde ikinci kişiye geçecek. Sonra 3, sonra 4, sonra 5. Grup kaç saniyede bu şaşırtmacıyı doğru olarak tamamlayacak? O yüzden bana saniye... Evet, tutabilir miyiz? Tamam mı? Bir tane de erkeklerden tutsun, kızlar tutunca bazen hep kızlarınki şey çıkıyor sayıları. Evet, erkekler de aynı şeyi yapacak. Aynı şeyi yapacak. Önce tamamlayan kazanacak. Sırayla yapıyoruz. Bir kızlar, bir erkekler. Evet, şaşırtmacayı ben okuyacağım, siz söyleyeceksiniz. Asla bildiğiniz şeyler. Evet, kim başlamak ister? İlk önce sonra siz başlıyorsunuz, adaletli olsun diye. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Ben ancak okuyarak söyleyebiliyorum. Evet, ama bakın şunlar bunlar hepsi birebir aynı söylenmesi gerekiyor. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe... Böyle yapıyorsan şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Evet, saniye hazır mı? Hazır mı? Evet, hazır. Aa, mikrofon. Ses. Evet. Şöyle biraz daha izleyenlere doğru dönün. Bu taraftan alalım sizi. Evet, siz de böyle. Evet. Hadi bakalım. Bitince hemen ver. Ama ben baştan dediğimde baştan söyleyeceksin şaşırtmacayı. Evet, çünkü tam söylenmediyse. Hazır. Saniye hazır. Başla. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. Başla. Başla. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada da su şişi. Tamam. Harika. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortadaki şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşe, kış köşe. Baştan Esra. Şu köşe yaz köşesi. Sakin, sakin. Yabancı burada, sakin. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Hadi oldu. Başkan torpil olsun hadi. Evet. Harika. Kaç saniye? 2.45. Alkışlıyoruz kızları. Peki şimdi erkekler aynı tekerleme, sonra onlar başlayacak ikinciler. Hazır. Hazır. Başla. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Harika.
köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Harika! Köşe yaz köşesi, bu baştan. Öyle savunmaya benzemez, baştan. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Harika! Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Güzel. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Harika, bir alkış edin. Şimdi tabii erkekler biraz daha belki hazırlıklı oldu ikinci söyleyeceği. Şimdi burası var, çık siz söyleyeceksiniz, en azından dengelemiş olalım. Oyunu berabere bitirelim, olay çıkmasın. Peki, kaç tane yaptık? 30 noktayı maşallah. Evet, güzel. Peki, bir daha atıyoruz. Şimdi bir durma yapıyoruz. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Bir daha söyleyeyim mi? R'leri söylemeyen varsa yandık. Evet. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Ha, gelmezsen oraya yerinde söylersin işte. Evet, harika. Peki, hazır, hazır. Kızlar çalışıyor, hazır. Başla. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. He evet, tamam evet, git. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Harika. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Harika. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Ooo, güzel. Kaç saniye? 37. Erkekler biliyor muydu siz bakayım? Ama diyor ki ben anaokulu öğretmeniydim, o yüzden evet. Peki. Hazır. Hazır. Hadi kızlar puan alın da oyunu bitirelim. Evet. Hazır. Başla. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Başla. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Oldu Anya. Çok güzel. Şimdi kulaktan kulağa oyunu biliyorsunuz değil mi?
Evet, biz bunu beden diliyle oynayacağız. Şimdi grubun en arkasındaki kişilere bir kelime söyleyeceğim. Kelime söyleyeceğim. O kişi önündeki kişinin omzuna dokunca dönecek ona, dön arkadaşına. Beden dilini kullanarak o kelimeyi anlatmaya çalışacak. Bu oyunda hiç konuşmak yok. Lütfen oradan tahmin ederseniz de sessiz söylemeyin. Sen anladığın an sadece anladım işareti yapacaksın. Tamam diyeceksin. Anlamadıysan süreç devam edecek. Sonra döneceksin oraya. Siz dönmeyeceksiniz bu arada. Siz sadece omzunuza dokunun da. Buraya, buraya, buraya. Burası bana kelimeyi söyleyecek. Burası bana kelimeyi doğru söylerse kazanıyor. Ama ilk yapan kazanıyor. İlk önce yapan. Hadi hazır bakalım. En arkadakiler gelsin. Oyun anlaşıldı mı bu arada? Evet. Siz de tahmin edin acaba ne diye. Siz dinlemeyin bizi. Hazır, aynı anda başlıyoruz. Hazır. Başladık. Anlamış gibi yapma, anladıysan dön. Evet, tamam, anladıysan dön. Konuşmak yok. Şimdi konuşmana şöyle bakacak. Sevgili o kişileri ben söyleyeceğim.
hemen cümlelerini kurmaya başlayacaksın. Tamam. Tamam, o benim için. Peki, hazır mıyız? Siz de o kişilersiniz. Bir de kıptırılır mıyız? Bir de cümleleri sayabilir miyiz? Çok güzel. Sevgili anneanneler. Sevgili anneanneler. Bizi büyüttüğünüz, yetiştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sizin bizim yerimizdeki, bizim içimizdeki değerimiz çok büyük. Sizlerle büyüdük, sizlerle anladık, sizlerle konuştuk. Yeri geldiğinde bize kızdınız ama her zaman bizim destekçimiz oldunuz. Dedelerimiz dahil. Onları da çok severiz. Mesela kendi anneannem, bazen çok sürtüşüyoruz ama onu da çok seviyorum aslında. Ki babaannemi daha çok seviyorum. Ondan sonra güzel. Mesela anneanneler tonton bilmem ne falan filan diye görürüm. Benim anneannem hiçbir şekilde öyle değil. Bayağı fena. Her şeyden haberi var. Sosyal medya kullanır. Öyle takipleşiriz. Aslında bu çağımızın olacağı bir şey. Genelde de böyle olacak. İleride de büyük ihtimalle ben öyle bir anneanne olurum. Yani followerlarımızla falan konuşuruz öyle. Harika. Bir alkış çevirir miyiz? Kaç yıl yapıyorduk? 15, 19. Tamam, çok güzel. Gerçekten çok başarılıydı. Harika. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi arkadaşlar, Türkçe programında bir kazanım var. Dinleyici kitlesini dikkate alarak konuşur diye. Şimdi hep çocuklara şöyle çalışma arkadaşlar. Hafta sonu neler yaptın anlat, yaz saatinde neler yaptın anlat. Hayır, anlık üreteceği, doğaçlama, zihnindekilerini hemen sergileyeceği konuşma çalışmaları da yaptırmak lazım. Artık bunları yaptırmak lazım. Bunu diğer derslere de uyarlayabilirsiniz. Diğer derslere de uyarlayabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Bu arada kendimizi nasıl hissediyoruz? İyi mi? İyi mi? Şöyle bir elleri görebilir miyim? İyi mi bakayım? Çok güzel, harika. Tamam. Evet, akşam 7'ye kadar buradasınız o zaman. Evet, şimdi bir etkinlik yapıyoruz. Nokta nokta kesilir. Şimdi tek tek. Elektrik kesilir. Başka? Ne? Tek tek. Ne? İştah kesilir. Saç kesilir. Parmak kesilir. Koyun. Koyun kesilir. Yalnız şiddete doğru gidiyoruz. Kumaş kesilir. Kısa kesilir. Bana bakıp söylüyorsun bir de. Evet. Kağıt. Kız. Hem de bunu bir kız söylüyor. Bir alkış alalım lütfen. Çok güzel. Başka? Nefes kesilir. Pasta. Konuşma kesilir. Saç kesilir. Uyku. Ne? Umut kesilir. Bir alkış alalım. Şimdi çocuklarla böyle üretiyoruz, üretiyoruz, sonra diyoruz. Hadi bakalım bu kelimelerden bir öykü yazalım. Hadi bakalım bu öyküyü canlandıralım. Tamamen yapılandırmacı. Hani diyorlar ya 2005'te yapılandırmacı geldi falan. Yapılandırmacı aslında böyle bir şey. Peki. Zaten deminden beri oynuyoruz ama niye buraya oynuyoruz yazdıysam. Hadi bir oyun oynayalım. Ne görüyorsunuz burada? Sayı doğrusu. 8, 8, 2 tane grup alayım. 16 kişi. Hızla, hızla, çabuk, 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 çabuk. Hayır, hayır. Çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum. Bugün hiç gönüllü kişisel sıkıntısı yaşamadım. Teşekkür ediyorum. Giresun Üniversitesi. 2, 4, 6, bir dakika. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Olsun. 2, 4, 6, 7 oldu. Neden oldu anlaşıldı. Birinizi buraya alalım. Peki. Şimdi yan yanınızı sahneye doğru. Sadece şu aranızdaki boşluk olsun. Evet. Dizelim lütfen. Şimdi sayı doğrusunu bize öğretmenlerimiz anlattı. Ama şöyle bir şey düşündük. Ya bu daha kalıcı bir şekilde işlenemez mi? Mesela şöyle bir şey. Sizin bir tane doğrunuz var burada. Sizin de orada bir tane var. Şimdi işaret verdiğimde hızlıca isminizin baş harflerine göre alfabetik olarak sayı doğrusunda sıralanacaksınız. Biz bunu alfabe doğrusu yaptık. Evet, başı sonu yani ister başı burada ister sonu. Hazır. Önce bitiren kazanır. Başla.
Arkadaşlar bu öğrenme süreci. Sinirimi gürültü diyebilirdim ama bu öğrenme süreci. Bittiyse bitti değil. Bitti. Sizinki hala... Hala... Peki ilk burası bitirdi. Bakalım buradan başlıyor. İsim? Duygu. Duygu. Ela. Ela. Emre. Fatmanur. Fatmanur. Seval. Songül. Songül. Dur, alkışlıyorum. İkinci yönelge geliyor. Şimdi doğum tarihlerinize göre sıralım bakalım. Yıl aynı yılsa aya göre. Doğum tarihinize göre. Nereden başlıyor? Buradan. Hangi yıl? 92. 95. 95. Bir dakika hangi aylar? Ocak. Mart. Mart. Mayıs. 95. 96. 96. Mart. Mart. Ocak. Alkışlıyoruz. Evet buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi bu oyunu... Bu oyunu... Bu oyunu geçenlerde resimler, fotoğraflar çok net olmayabilir. Bir çalıştayla oynadık, fen matematik çalıştayında. Hemen bir öğretmenimiz gitmiş sınıfında bunu kesirlerle uygulamış. Kesirlerle uygulamış. Yani sıralama gerektiren her konuda çocuklara renkli kartlar uygulamış. Bu daha yeni çekildi arkadaşlar. Bir okullar. Şimdi bana en çok şöyle işle geliyor. Hocam bunları öğretiyorsunuz ama biz okullarda bunları uygulayamıyoruz. Şimdi size ilerleyen süreçte fotoğraflar göstereceğim. Bakalım bu oyunlar oynanabiliyor mu, oynanmıyor mu? Biraz isteyince oynanabiliyor aslında. Tabii ki şartlar bir drama sınıfı gibi olmuyor ama bakın öğretmenimiz yapmış. Hemen aldım. Facebook'tan da bana yolladı. Peki, bazen canlandırıyoruz. Evet, öğretmen adaylarıyla drama dersiyle yaptığımız. Evet, bazen beni de alıyorlar. Yan rol veriyorlar ama olsun. Müziği ve ritmi kullanıyoruz arkadaşlar. Müziği ve ritmi kullanıyoruz. Hadi bir çalışma yapalım. Ritim çalışmaları. Evet. Bak hızlandırıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Devam edin. Yavaş yavaş falan diye. Mesela çocuklarla çalışırken şöyle çalışmak lazım. Hocam siz ister o tarafa ise bu tarafa da ayrılır bize. Şimdi bir tane burası yapıyor, bir tane burası yapıyor. Bir tane burası, bir tane burası. Hazır, hazır, başla. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce beni aşmaya başladı. Durun, ben size göstereyim. Şimdi. Bir tane burası, iki tane burası, üç tane burası, dört tane burası. Ne oldu? Sayma kavramını da ekledik. Hazır. Bir, iki, üç, dört. Hazır. Başla. Bakın burası çok önemli. Sakın hızlandırmayın. Benden söylemesi. Şimdi bakın. Birinci grup başlıyor. Ritmimizin üç tane bölümü var. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Şimdi ikinci grubun başlama noktasını söylüyorum. Birinci grup bu ritmi yaptığında siz başlıyorsunuz. Siz devam ediyorsunuz. Onlar da devam ediyor. Bakalım nasıl bir ses gelecek bize. Evet. Hadi hızlandırın bakalım. Sonra onlardan başlayacağım. Hazır. Yavaş yavaş yapalım. Hazır.
İşte bu an. Bekliyor bu an. Allah'ım yapacağım şimdi. Evet, hazır. Hazır. Dur. Burada birileri yanlış vuruyor. Şimdi kolay değil. Burası başlıyor. Bir daha söylüyorum. Vurdu. Orası başlıyor. Hazır. Yavaş. Yavaş. Tamam hızlanırsınız. Biliyorum yaparsınız. Hazır. Başla. Dur dur dur. Ya öyle hızlı başlamayın. Yavaş yavaş. Benle benle. Hazır. Hazır. Peki alkışlar içerisinde. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Peki. Bunu dörde bölüp de yapabiliriz. Yok yapmayacağım. Siz çok uzanıyorsunuz. Aa. Ne var burada? Aa. Karıncaların kaç tane bacağı var? Kaç? Altı. Hop fen bilimlerine girdi. Karıncalar nerelerde yaşarlar? Toprak altında. Evde. Çok güzel, çok güzel. Peki, karıncalar neler yaparlar yaşamlarında? Yemek taşırlar. Çok güzel, çok güzel. Hadi bir ayağa kalkalım bakalım. Hadi ayağa kalkalım. Karıncalar ayağa kalktık. Tam bir drama sürecine başladım şu an çocuklarla. Önünüzde kocaman bir buğday parçası var. Eğilin bakalım. Ama bu çok ağır. Eğil, 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 eğil. Eğil önünde. Kaldır, 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 kaldır. Aa, yuvana doğru götür, 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 götür. Bırak. Çok güzel. Şimdi hafif bir buğday parçası var. Ağır, hafif kavramı parantez içinde. Aldım, aldım, aldım. Aa, böyle bilerek kaldır, kaldır. Oynamıyorlar ya. Ama oynanmaz. Yuvana koy. Çok değer eğitimini de verdi. Evet, güzel. Peki, karıncalar yuvalarına doğru yürüyorlar. Yürü bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım. Evet, yuvalarına gittiler. Yuvalarına gittiler. Karıncalar yuvalarına girdiler. Yuvalarına girdiler. Çocuklar olsaydı hemen... Peki, bir dakika. Bir tane karınca kış geldiği halde yuvadan dışarı çıkmak istiyor. Çıksın mı? Çıksın mı? Çıksın ya. Ya siz nerede çocuklar? Çıksın hocam, çıksın. Evet. Karınca yuvasından çıktı, yuvasından çıktı, yuvasından çıktı. Kalktı ayağa, çıktı, çıktı, çıktı. Evet ama kış geldi, rüzgar esiyor. Bir rüzgar sesi alayım bakalım. Arkadaş bu kasırga ya. Peki, karınca yürümeye başladı. Ama çok hafif bir yağmur yağmaya başladı. Yağmur hızlandı. 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 Şimdi kar yağmaya başladı. Hepimiz bir kar tanesi oldu. Durdu. Acaba karıncanın başına bundan sonra neler gelmiş merak ediyor musunuz? O zaman bunu şarkımızda dinleyelim bakalım. Herkes ayakta. Bakalım karıncamızın başına neler gelmiş. Ses açık mı Ali abi?
harikaydınız gerçekten. Özgür fotoğrafladık mı? Tamam, çok güzel. Şimdi buradan sonra karınca bu şarkıyı söylendikten sonra bize küsmüş. Hani dedik ya ne işin var dışarıda diye. Ve çok uzaklara gitmiş. Buradan sonra süreç şöyle devam ediyor. Çocukları gruplara ayırıyoruz. Ve diyoruz ki acaba karınca gittiği yerde nasıl bir yaşam olmuş? Doğaçlama çalışması ya da bir resim çalışması. Öyle güzel ürünler ortaya çıkıyor ki arkadaşlar. Evet, karıncanın sonraki yaşantısıyla ilgili. Oradan hatta karıncadan mektup bile yazdırabilirsiniz. Hadi bakalım karınca oradan nasıl, pişman mı oldu yoksa mutlu mu oldu gibi. İşte tam bir drama süreci arkadaşlar. Oyunu, ısınması, hazırlığı, canlandırması, sonunda değerlendirme olarak karıncanın yaptığı doğru muydu? Olsaydınız nasıl davranırdınız? Hadi bakalım bugün yaşadıklarınızı bir resimle anlatın gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Bu arada Onur Ayol'un şarkısı. Ben buna böyle bir oturum yazdım. Peki. Dramada empati çok önemli. Az önce aslında biz karıncayla da empati kurduk. Karınca yuvaya girdi. Kışın belki canı sıkıldı. Bakın burası Trabzon'un Maraş Caddesi. Trabzon, Maraş Caddesi bilenler var mı? Trabzon'un en merkezi caddesi değil mi? Şimdi engelsiz empati projesi. Buradaki abim gerçekten görme engelli. Bizim güven yürüyüşü diye bir çalışmamız var. Bir kişi gözünü kapatıyor, diğeri yürüyor. Ben bunu farklı kurumlarda da yapıyorum. Ve bir empati çalışması yapıyoruz. Drama empati için çok önemli bir alan. Peki, biraz şöyle nefeslenelim. Niçin yapıyoruz drama çalışmalarını? Hepimiz galiba böyle yetiştik. Bunu hatırlayan var mı? Sınavlardan önce, son gece. O son gece var ya. Hocam çok çalıştım. Ne kadar çalıştın? Dün gece başladım akşam 9'da, sabah 4'e kadar çalıştım. Evet. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Öğretmen zorla bilgileri çekişle çakıyor. Sonra kafasını taşıyamayan bizler oluşuyor. Ve okullar hep aynı tip bireyler yetiştiriyor. Daha yeni açıklandı, sosyal medyada da paylaştım. O zaman sondan birinci oluyoruz. OECD ülkeler arasında gene 38'den 35'in olmuşuz. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. İşte drama bu ezberce eğitime karşıdır. Isınma hazırlığıyla, canlandırmasıyla, değerlendirmesiyle. Bakın hep yaptığınız şeylerde sizlerden bir şey alın. Hep sizin çalışmalarınız. Peki, şimdi bu fotoğrafları özellikle koydum. Kimlerle nerede yapıyoruz? Bakın burası bir devlet okulu. Evet, öğrenciler. Şuraya bakar mısın? Beton yer. Yere yatıyorlar. İsteği oluşturduğunuz zaman, merak oluşturduğunuz zaman yapıyorlar. Burası neresi biliyor musunuz? Burası bizim katı sınıf öğretmeninden mezun bir öğrencinin atandığı Arsin'de bir okul. Dedi ki hocam bir oyun şenliği yapalım dedi. Dedik yapalım sınıf öğretmenliği kulübüyle. İlk etkinliğimiz 200 tane çocuk. Öğretmenler aldığımız ilk tepki şuydu. Biz 25 tane çocuğa oyun oynatamıyoruz, siz 200 çocuğa nasıl oynatacaksınız? Tabii ki ekibimizle gittik. Kaç kişiydik? 50 kişi vardı herhalde. İlk. Bakın bu fotoğrafı çok seviyorum. Evet, bayramın altında çocuklar böyle çember olmalı. Çünkü çemberde herkes çemberin bir parçası. Şimdi bu ne oldu biliyor musunuz? Geçen sene 23 Nisan Karadeniz Teknik Üniversitesi. 23 Nisan'da 600 çocukla. 100 öğretmen adayıyla. Maçka'da, bir sürü yerde. Bu yıl bu proje 7 tane ilde 10 bin çocuk, 10 bin gülen yüz adıyla kullanacak. Ve bizim bir hedefimiz var. Çocuklar oyun oynama. Bunlar drama oyunlarından yararlanma. Mesela şimdi bir şarkıyı birlikte yapacağız. O oyun şenliğindeki bir şarkı. Caner, balta. Evet, yanıma birkaç kişi gelebilir bu oyun için. Herkes ayağa alın lütfen. Evet. Buraya yanıma dizeriz. Hadi ayağa kalkalım. Hadi ayağa kalkalım. Oyun şenliğinden bir şarkı. Birazdan başlayalım. Birazdan. Evet. Evet, şöyle ben ortanıza gireyim. Doldurun, bu tarafa doğru kayalım. Evet. Yanınızdakilerle şöyle bir el ele tutuşun bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım. Herkes kalsın, pişman olursun. Bir daha çalmayacağım çünkü. Evet, hazır, hazır. Yüksek ses istiyorum. Ezan okunuyor, bir dakika. Tamam, böyle duruyoruz.
Şimdi ben bunun hikayesi anladım. Bu Onur Erol'un gene bir şarkısı. Hep şöyle dedim. Acaba biz bunu çocuklarla yapabilir miyiz? Bu şenlikte yapıldı arkadaşlar. Bu şenlikte birkaç şenlikte yapıldı ve çocuklarla çok güzel sonuçlar aldık. Şimdi bunu uygulayacağız birlikte. Ezanın bitmesini bekliyoruz. Evet hocam, çok sağ olasın. Evet, dekan yardımcımız da burada. Gördüğünüz gibi her zaman desteklerimize. Evet. Siz de böyle ayakta bekletiyorum ama kusura bakmayın, evet. Tamam mıyız? Evet, hazır, hazır. Bakın şunu söyleyeyim, çocuklarla biz önceden bir hazırlık yapmıyoruz. Dramada öyle bir şey yok. Bu şarkıyı aynen çocuklarla çemberle oluşturuyoruz. Ben merkezden anlatıyorum. Aday arkadaşlarım, sınıf öğretmenlik kurumuna herkes çemberde. Doğaçlama başlıyor, sizde de öyle yapacağız yani. Hareketleri çalışmayacağız. Birlikte yapacağız, haydi bakalım. Caner. Bir daha yapalım.
Yine Onur Aral'ın bir şarkısı. Evet. Şimdi buradan çok güzel görünüyor. Bir de şöyle düşünün, 600 tane çocuk bunu internette, YouTube'da Sınıf Öğretmenlik Kulübü'nün kanalı var. Orada bütün videolar var. Benim sosyal medya hesabımda var. Bakın, dramayı biz nerelerde yaptık? Ürgüp'te öğretmenlerle bir dış mekanda yaptık. Burası Trabzon Müzesi. Müzede de drama çalışması olabilir. Futbol takımlarıyla. 1460'lık Trabzon alt takım. Bu çalışmadan sonra küme düştü takım. Şimdi diyeceksiniz ki drama futbol takımıyla ne alakası var? Ne alakası var? Motivasyon. Takım ruhu. Bakın, bu yaptığımız etkinliğin çoğunda iş birliği var aslında. Ve bu yapılan etkinlikler insanları birbirlerine yaklaştırıyorlar. Trabzonspor genç takımıyla. Buradaki hemşehrilerimiz, Kadıköy Tıp Fakültesi'nde 2 senedir empati projemiz var. Bütün personel drama eğitimi alıyor. Bu anlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü belki Türkiye'de bir ilki yapıyor. Personele... Bakın, güven gibi bir şey yapıyorlar. Bakın, hastanede çalışıyorlar, o kadar hastayla karşılaşıyorlar. Ama şu etkinlikten o kadar çok etkileniyorlar ki. Evet, ya gerçekten çok zormuş gözleri kapalı olmak. Evet. Bu Katül Fatih Eğitim Fakültesi'ni belki biliyorsunuzdur. A blokla kantin arası. Çocuk edebiyat dersinde Aytül Akal. Aytül Akal ismini unutmayın. Bir yazar, çocuk kitaplarının yazarı. Ben onun kitaplarına çok yararım. Burada ormandaki apartman diye bir masalı işliyoruz arkadaşlar. Ve bunlar ormanda hayvan rollerine girmiş arkadaşlar, çocuk edebiyatı. Bir kitap dramayla nasıl işlenir? Şimdi bakın, öğretmen olduğunuzda şöyle bir şey yapmayın. Dışarıda ormana benzeyen bir yeşillik alan var. Ben içeride ormanı, bitkileri, doğayı anlatıyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer imkanlarınız varsa lütfen dışarıyı kullanın. Evet, bakın bir oyun oynuyorlar. Bakın onların apartmanı. Ormandaki apartman masalı nasıl biliyor musunuz? Hayvanlar insanlar gibi yaşamaya özeniyorlar. Bir apartman yapıyorlar ormana. Bu arkadaşlarımızın apartmanı. Her grup bir kat yapıyor. Düşünsenize, kaplumbağa dairede yaşıyor. Mutfakta kahvaltı yapıyor. Salona gelene kadar öğlen yemeği geliyor. Tekrar mutfağa gidiyor. Kitap böyle. Müthiş yaratıcı. Evet. Bazen yurt dışında, yanlışlıkla geçen sene İsveç'e gittim. Evet. Tabii sınıflardaki öğren sayısını görüyorsunuz, çok az. Burada bir öykü yazma çalışması yapıyoruz. İplerle, iplerden şekillere, şekillerden resme, resimden öyküye, öyküden doğaçlamaya. Evet, bakın öykülerini canlandırıyorlar. Bunu kimge şeklinde. Anlatabiliyor muyum? İsveç'te yanlışlıkla dedim ki ben ilkokulda da uygulama yapmak istiyorum. Ama şu yargıyla gittim açıkçası. İsveç'te drama, oyun falan falan dedim bunlar. Bir gittim bir saatte bu yolama, 4 saat okuldan çıkamadım. Bu karınca şarkısı bakın. Yani müzik evrensel. Sonuçta sözlerimiz o ritme çok güzel ayak uydular ve 4 saatlik bir uygulama yaptık. Evet, bu çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikleri niye birinci sınıflara yapmıyoruz? Üniversiteye yeni gelen birinci sınıflara. Ve geçen sene ilk tanışma etkinliğini yine o ormanlık alanda, zaten orası bizim açık hava sınıfımız. Burası bu sene katıyor. 2000-2500 kişi. Çemberleri görüyorsunuz değil mi? Bize göre her yaşta oyun oynanmalı. Ve üniversite birinci sınıflarına KATÜ 001 ilk ders yaptık. KATÜ'ye merhaba. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü. Şu fotoğraf, uçak, çember, oyun çok şey anlatıyor herhalde. Gösteri için de kullandık bazen. Mehmet Hocam burada bizi sağ olsun çok destekler. Bakın, Öğretmenler Günü'nde final sahnemiz. Bu arada bu benim. Evet, bana da bir rol verdiler. Az da olsa veriyorlar. Evet. Şimdi yavaş yavaş sona gelirken 2-3 tane önerim olacak sizlere. 2-3 tane önerim olacak sizlere. Ve sonu yine bir etkinlikle bitireceğiz. Öğrencilerinize hatırası olan dersler yapın. Size sorduklarında ilkokulda ne hatırlıyorsun, ortaokulda ne hatırlıyorsun dediklerinde hiçbir şey güzel. Hatırası olan, yaşadığınız, dokunduğunuz, duyduğunuz, onları hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Vizede çekildi bir fotoğraf. Amca, benim kızım Melis, 3,5 yaşında, o zaman küçüktü. Bu çok hoşuma gidiyor, bu sözü bunu kullanıyorum. Öğrencinizin kalplerine ve zihinlerine dokunun. Kalbine dokunmadığınız hiçbir öğrencinin zihnine dokunamazsınız.
Umurumuz kalmaz. Evet, Enes bizim mezunumuz. Ordu'da bir kolejde öğretmenlik yapıyor. Böyle mezunumuzun fotoğraflarını kullanmayı çok seviyorum. Sadece bilgilerinizi değil, duygularınızı da paylaşın. Sadece bilgilerinizi değil, duygularınızı da paylaşın. Ve unutmayın ki her şey bir hayal ile başlar. Biz hep yaptığımız etkinliklerde küçük küçük hayaller koyuyoruz. Sonra o hayaller çığ gibi büyüyor. Peki, sondan bir iki önceki etkinlik için şöyle yanıma gene birkaç kişi gelsin lütfen. Sizleri de ayağa alayım. Haydi bakalım. Yoruldunuz ama. Haydi bakalım. Ayağa, haydi. Evet, haydi. Evet, yanıma birkaç kişi alayım. Haydi hocalarımla. Haydi. Şöyle birbirinize yakın olun, benim durduğum gibi. Birkaç kişi buraya gelsin, bir kişi. Size gelin, sizin görmenizin. Evet, elleri açtık. Evet, hazır, dikkat. Hangi elimi hangisine vuruyorum? Sağ eli sola. Dikkat. Özür dilerim. Peki, şimdi yavaş yavaş yapıyoruz. Çocuklarla ağır çekimle çalışmak lazım. Evet. Ya sizin için de metin. Evet. Hazır. Buna vurdum. Bende. Sende. Bende. Bende. Sende. Harika. Bir alkışlayalım kendimizi. Şimdi bu bir şarkıyla yapıyoruz. Hazır. Bakalım ne geliyor. Söylüyoruz aynı zamanda. Şimdi sabah yaptık ben topluluğuyla. Bu semineri değerlendirmek için şöyle bir çalışma yapacağız. Bir tane arkadaşımız gelecek.
bu seminerde ne hissettiyse, ne yaşadıysa bir forma dönecek heykeline. Bir forma. Ne hissettiyse, ne yaşadıysa. Etkinliklerden olabilir, duygulardan olabilir. Sonra ikinci ay, hocam ilk sizle başlayacağız. Tamam. Sonra ikinci arkadaşımız gelecek. İlk kişinin yanına eklenecek veya başka yerden devam edecek. Sonunda şöyle karşıdan bakımda bir fotoğraf alacağız. Ve bu seminerin bir heykelini oluşturmuş olacağız. Tamam mı? Evet, derslerinizde kullanabilirsiniz. Süreci değerlendireceğiz. Sonra küçük duygu düşünceler alacağım ben. Tamam mı? Peki, bir müzik gelsin ilk önce. Hocam buyurun. Mikrofonu uzattığım arkadaş bir cümle, bir kelime, bir kavram bugün neydi? Karınca? Her şey bir hayalle başlar. Harika. Bir alçalım lütfen. Gördüm. Sabah da söylemiştim. Evet. Şimdi hocam.